Evet teşekkür ediyorum. Muhterem arkadaşlar, değerli basın mensupları, ekranları başında bizleri izleyen kıymetli vatandaşlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Basın toplantımıza göstermiş olduğunuz bu ilgi ve alakadan dolayı da teşekkür ediyorum. Sözlerimin hemen başında 23 yıl evvel yaşanan bu büyük Marmara depremini hatırlamadan da geçemeyeceğim. Cenab-ı Hak bu depremin 23. yılında o depremde yaşananlardan ibret almayı, ders almayı bizlere nasip etsin diyorum hemen başında. Ama maalesef bugün geriye dönüp baktığımızda bu felaketlerden yeterince ders alamadığımız, almadığımız ortaya çıkıyor. Maalesef ne depremlere karşı, ne sel felaketlerine karşı, ne yangınlara karşı hala hazırlıklı olmadığımız anlaşılıyor. Deprem oluyor. Orman yangınları oluyor, sel oluyor. Olay sıcaklığını korurken çok büyük cümleler kuruluyor ve ardından bunların hepsi maalesef unutuluyor. Ta ki bir sonraki felakete kadar. Ama artık bundan sonra gözüken o ki alarmın rengi hep kırmızı olacak. Dünya değişiyor dünya atmosferindeki olaylar değişiyor. Buzullar eriyor. Atmosfer eskiye nazaran ısınıyor. Düne kadar 30 dereceyi bile görmeyen ülkelerde sıcaklıklar bu aylarda 40'ı geçmiş bulunuyor maalesef. İl, ilçe ve siyasi parti gözetmeden bu ifadeleri kullanıyorum. Afetlere hazırlık meselesi siyasi bir polenik konusu yapılmadan ele alınmalıdır. İki gün önce Ankara'da meydana gelen yarım saatlik fırtına ve yağış sonrasında AFAD binasının bile dış cephe kaplamalarının kağıt gibi havada uçtuğuna şahit olduk. Şunu da hemen ifade edeyim. Ankara'da yaşanan hadise de son zamanlarda ülkemizin ve dünyanın birçok yerlerinde yaşanan hadiseler de hakikaten bugüne kadar karşılaştığımız felaketlerden çok daha büyük boyutlarda bunu da kabullenmemiz lazım. Yani tenkit ederken de biraz daha üslubumuz yapıcı olma durumunda ama iktidar da bu farklılığı görmeli bir takım tedbirleri mutlaka almalı. Sadece felaket anında sesini yükseltmek problemlerimizi çözmeye yetmiyor. Maalesef ülkemiz bütün olarak büyük afetler karşısında hep sınıfta kalmıştır. Bunlara bir yenisini daha eklememek için geçmiş felaketlerden, hadiselerden ders çıkarmak mecburiyetindeyiz. Artık bir saniye dahi vakit kaybetmeden gerekli tüm hazırlıklarımızı tamamlamalı, yeterli tüm tedbirleri eksiksiz olarak almalıyız. Bu zaman isteyen ve ciddi miktarda da para harcamasını gerektiren bir konu bunu da unutmamalıyız. Şair öyle demiş. Eğer şimdiye kadar başımıza gelenler bize bir şey öğretmediyse bundan sonra bildiklerimiz hiç işe yaramayacaktır. Muhterem arkadaşlar bütün bu gelişmelerin ötesinde seçimler yaklaşıyor. Vaktinde yapılmış olsa bile seçimlere en fazla 10 ay gibi bir süre kaldı. Biz de Saadet Partisi olarak çalışma tempomuzu her geçen gün daha da artırıyor ve çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Altılı Masa toplantılarının altıncısını bildiğiniz gibi bu hafta sonu Saadet Partimiz'in ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. Geçen hafta bütün siyasi parti liderlerini Altılı Masa'nın tek tek ziyaret ettim. Toplantı öncesi kendileriyle istişarede bulundum. Cumartesi günü ise Ankara'da büyük bir coşkuyla teşkilat toplantılarımızın ilkini yaptık. Bir bakıma seçim startını verdik. 2000'e yakın kardeşimizin katılımıyla gerçekleştirildi bu toplantı. Pazar ve pazartesi günleri ise Bursa'mızdaydım. Hem teşkilat mensuplarımızla verimli toplantılar gerçekleştirdik. Hem de sivil toplum kuruluşlarını ve esnafımızı ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla bir araya gelerek dertleştik. Kendilerinin talep ve beklentilerini bizzat kendilerinden dinledik ve gerekli notları da aldık. Muhterem arkadaşlarım, biz Saadet Partisi olarak Seçimlere ve iktidara hazır olduğumuzu bu çalışmalarımızda ortaya koyuyoruz. Gittiğimiz tüm il ve ilçelerde görüyoruz ki insanımız da yeni bir başlangıç istiyor ve bu başlangıcın öncülerinden birisi olarak da Saadet Partimizi görüyor. Evet, her seçim önemlidir. Ancak bu seçim tarihi bir seçimdir. 20 yıllık AK Parti iktidarının sonunun geldiğine işaret eden bir seçim olacaktır bu seçim. Vatandaşlarımız verecekleri her bir oyla Türkiye'mizin yolunu ve yönünü belirleyecek, geleceğimize karar verecek, nasıl yönetileceğimize dair tek adamın istişaresiz olarak yönettiği bir Türkiye mi ortak aklın istişarelerle yönettiği bir Türkiye mi aslında biz bu konuda karar vereceğiz millet olarak deniz bitmiştir çünkü AK Parti iktidarı hem içeride hem de dışarıda maalesef arabayı duvara toslamıştır bu iktidar ekonomiden demokrasiye, adaletten bürokrasiye ülkeyi bir felaketin içine sürüklemiştir. Bugünden sonra Türkiye'ye vereceği hiçbir şey maalesef kalmamıştır. Kendi ifadeleriyle metal yorgunluğu ile malüldür bu iktidar. Yorgundur ama daha vahimi olanı Türkiye'yi de yormaktadır. Tükenmişlik sendromu içindedir ama maalesef Türkiye'yi de tüketmektedir. Verecekleri hiçbir sözün büyük ve süslü cümlelerle verdikleri hiçbir vaadin karşılığı da yoktur, kalmamıştır. En son tarım kredi marketlerindeki bazı ürünlerin fiyatını ucuzlatacaklarını açıkladılar. Her yolu denemesine rağmen hayat pahalılığını bir türlü düzgünlemeyi başaramayan Sayın Erdoğan en sevdiği şeyi yaparak krize çözüm bulmaya çalışıyor. Nedir o? Talimat vererek fiyatları indirmeye kalkıyor. Talimat vererek ekonomiyi dizayn etmek, düze çıkarmak mümkün değildir. Ülke genelinde sadece biraz kabarık şubeleri bulunan bazı kurumların şubelerini artırarak bu problemin çözülmesi kesinlikle mümkün değildir. Kooperatifler kar amaçlı değildir. Fiyatları düşürün diyen Cumhurbaşkanı bu zararların yine millet tarafından karşılanacağını hiç düşünmüyor. Bir yerde bir kurum var. Fiyatları zararını da dikkate alarak, göze alarak düşürüyorsa birisinin bunu karşılaması icap eder. Neticede bu dönüyor maalesef garibanın sırtına yükleniyor. Sadece alışveriş yapanın değil. Kusura bakmayın ama siz iktidara seslenerek söylüyorum. Bu kafayla her şeyi ucuzlatırsınız. Bir tek fiyatları ucuzlatamazsınız, indiremezsiniz. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni pas ederek demokrasiyi ucuzlattınız haksız ve hukuksuz kararnamelerle adaleti ucuzlattınız, yerle bir ettiniz. Yanlış politikalarla bu milletin milli ve varlıklarını, stratejik kuruluşlarını, parasının değerini ucuzlattınız, düşürdünüz. Ama en önemlisi maalesef ahlaki ve manevi değerlerimizi, referanslarımızı siyasi istismar vesilesi yaparak değerlerimizi ucuzlattınız. Ama marketteki fiyatlar bir türlü ucuzlamıyor. Çünkü zihniyet yanlış. Market fiyatları talimatla değil, stratejik kararlarla indirilir. Bir türlü bunu idrak etmiyor bu iktidar. Dünyanın en verimli topraklarına sahipken Türkiye'miz nohutu Kırgızistan'dan, kuru fasulyeyi Meksika'dan, sarımsağı Çin'den, mercimeği Kanada'dan alır bir hale geldik. Bu zihniyet sayesinde. Kendi çiftçisini destekleme dururken Fransız çiftçisini destekleyen ve bunun için Fransız devlet nişanı alan bakanlarımız var. kendi çiftçisi girdi maliyetleri yüzünden tarımı bırakırken, ekip biçmeyi bırakırken yurt dışında tarım arazisi arayan tarım bakanlarımız var. Muhterem arkadaşlar, bakın 20, 2022 bütçesinde milyonlarca çiftçiye ayrılan destek sadece 29 milyar lira. Bu rakam büyük gibi gelebilir az değil. Geçen hafta buraya temas etmiştim. Ama kendi çıkardıkları kanunla çiftçiye bu sene vermeleri icap eden rakam 70 milyarın üzerinde olmalıydı. Milli gelirin yüzde birinden azı verilemez emrini taşıyor bu kanun. Hala yürürlükte. 2006'dan beri bir kere bile bu rakamı yakalayamadılar. Alın size başarının da başarısızlığın da sebebi. Peki kur korumalı mevduat kapsamında çok değer verdikleri, övündükleri mudilere son beş ayda ödedikleri miktar ne? Tam 60 milyardır çiftçiye sadece 29 milyar lira bizi besleyen, bizi ayakta tutan, dışarıya muhtaç olmaktan kurtaracak olan çiftçiye toplam verdiğimiz para 29 milyar lira ama kur korumalı mevduat kapsamında paraları götürüp yatıranlara ödenen para 60 milyar lira. Nereden karşılanıyor bu rakam? Elbette hazinede. Allah'tan korkun demekten başka bir imkanımız kalmıyor. Müdahale edecek sözümüz yok. Onun için bu iktidarın değişmesi icap eder. Paradan para kazananları üstelik de faize karşı bir tavır sergileyerek ihya eden bu iktidar ülkenin ekonomi problemlerini çözemez. Aciz çözmekler attığı her atım, adım ters tepki veriyor. Şunu da bilelim ki bankacılık sektörü cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde son bir yılda olduğu kadar mutlu, mesut ve karlı olmamıştır. Hiçbir dönemde bu kadar kar sağlamamıştır bankacılık sektörü. Şunu da bilelim ki faiz lobisi anlıyoruz ki görevini tam olarak yerine getiriyor. Karar verenleri etkiliyor. Biz karar verdik. Öyle zannedersiniz. Peki de niye millet kar etmiyor da sadece cebinde milyarlar bulunan insanlar bundan faydalanıyor? Bunun da hesabını vermekle mükellefsiniz bankacılık sektörünün 6 aylık dönemdeki net karı 219 milyar lirayı buldu. 6 aylık dönemdeki net kar 219 milyar lira. Sadece 6 aydan bahsediyoruz. Bu rakam bir önceki yılın tam beş buçuk misli yüzde 550 bankacılık sektörünün karı artmış. Sürekli olarak faiz lobisini eleştirenler tarihi kar rekoru kırarken hiç konuşmuyorlar. Ey faiz lobisi diye bir lafı duyduk mu Sayın Cumhurbaşkanı'ndan son zamanlarda durmadı. Ama başkaları söz konusu olduğunda ey diye başlıyordu. Neden? Çünkü banka karlarını bu düzenlere taşıyan politikaları bile isteye uygulayan bu iktidarın kendisi de onun için. İşte bu iktidarın özeti bu. Bu miktar milyonlarca çiftçinin, üreticinin, esnafın emeklinin değil, paradan para kazanan bir avuç mutlu azınlığın iktidarıdır maalesef. İktidardaki arkadaşların bir ara çok kullandıkları bir cümle vardı. Ne istediler de vermedik. Peki benzer bir soruyu şimdi biz sormak istiyoruz. Allah aşkına ne istediğinizle yapmanıza engel olundu. Yapamadınız. 20 yıldır bu ülkeyi siz yönetmiyor musunuz? Hatta bir 5 yıl daha bu ülkeyi yönetmeye talip olan siz değil misiniz? 20 yıldır istediğiniz atamaları yapamadınız mı? 20 yıldır İstediğiniz yasaları değiştirip istediğiniz kararnameleri çıkartmadınız mı? İstemediğiniz bürokratları alıp atıp istediğinizi de siz getirmediniz mi? Şimdi hangi yüzle faturayı çiftçiye acizliğinizi de becekliksizliğinizi de mağduriyetinizi de vatandaşlara yüklemeye kalkıyorsunuz. Bu edebiyatla, bu mantıkla ülkenin problemlerini çözemezsiniz. Hep bahane arıyorsunuz. Efendim operasyon var. Dış güçler var. AKP'ye karşı kampanyalar var diyerek milleti kandıramazsınız. 19 yıldır iktidardasınız, yeni değil. Eğer bir komplo varsa bugüne kadar zaten ortaya çıkarmanız gerekirdi. Bugüne kadar gerekli tedbirleri sizin almanız icap ederdi. Şimdi şikayet etmeye hakkınız yok. Muhterem arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarımız, AK Parti'nin masa başında her gün bir yenisini ürettiği algılara söylem ve eylemlere, çanak tutanlara da sizlerin huzurunda seslenmek istiyorum. Bir internet yayınında başörtülü kadınların psikolog olamayacağına yönelik sarf edilen sözler bir takım kişilerin Türkiye'nin yaşadığı bazı olumlu gelişmeleri kabullenmekte zorlandıklarını gösteriyor. Allah rızası için yıllardır yapmaya çalıştığınız şu baskıları bırakın artık ya, mantıksızlıkları bir kenara koyun. Ak Parti şu anda ayakta tutan milletin belli kesimlerine verdiği bir takım imkanlar. Bunları ayakta tutuyor. Yanlışlarının üstünü onunla örtüyor. Bu gafleti göstermeyin en azından. İnsanların deneyimlerini paylaşırken onları yargılamama gibi temel meslek etiğine sahip olması gereken bir psikolog bir kadının kıyafetinden ötürü o mesleği icra etmesinin etik olmayacağını söylüyorsa öncelikle mesleki yeterliliğini kendi mesleki yeterliliğini ardından da kendi zeka düzeyini mutlaka sorgulamalıdır. Zaten bu mantık sahibi insanlar yüzünden önümüzdeki seçim kaybedilirse kaybedilir. kalbinde Allah korkusunun zerresini taşımayanlar, Cenab-ı Hakk'a inandıkları ve kendilerine göre bir hayat tarzı, giyim tarzı beğendikleri için, tercih ettikleri için kınanıyor. Üstelik de bazı meslekleri icra edemeyecekleri söyleniyor. Allah size akıl fikir versin. İman versin demeyeceğim çünkü iman herhalde hiç yok, imanları da artmaz. başörtüsüz olmayı nört kabul ederek toplumun geniş bir kesiminin kabul ettiği yaşam ve giyim tarzını dışlamak kesinlikle kabul edilebilir bir tutum değildir. Bunu bilmeli bu arkadaşlar. Türkiye bu tartışmaları geride bırakalı çok oldu. Biz kapanmış sayfaları ısrarla açmak isteyenlere inat, Türkiye'nin yeni bir başlangıç yapması gerektiğine inanıyoruz. Dünden bugüne elde edilen kazın, kazanımların teminatı ise, bu kazanımları elde etmek ve korumak için her dönem büyük mücadele veren bizleriz. Milli görüşçülerdir, Saadet Partisi'dir. Bunu kimse unutmasın. İki yüzlülüğe tahammülümüz yok. Sadece kendi bildiğini millete dayatmak isteyenler tahammülümüz yok. Bu millet bundan yıllarca çekti. Ama onun neticesinde kendilerine gösterilen teveccühü de zaten biliyorlar. İktidarın kazanımlar üzerinden iktidar değişikliği ile ilgili insanımızı korkutmaya çalışması ise tam anlamıyla tavşana kaç, tazıya tut siyasetidir. İktidarını sürdürmek istemelerinin tek sebebi kendi şahsi kazanımlarını korumak içindir. Maalesef. Gördüğümüz kadarıyla AK Parti aslında sadece koltuklarını kaybetmemek için siyaset yapan bir kurum haline gelmiştir. Bazıları makam arabalarını kaybetmemek için bu siyaseti sürdürmek çabasındalar. Bazıları 3-5 farklı yerden aldıkları maaşlarını kaybetmemek için gayret göstermektedirler. Ama ömrünü kendisine bir saltanat kurmaya adayan bu arkadaşlar istiyorlar ki bu saltanatları sürsün. Biz de diyoruz ki hayır. Artık insanımız bütün bir millet olarak öz vatanında insanca yaşamak istiyor. Bütün bir millet olarak 3-5 kişinin itibarı imkanlarını son raddeye kadar kullanma arzusuna izin vermeyecektir diye düşünüyorum bu seçimlerde. Biz Allah nasip ederse iktidara geldiğimizde birilerinin saltanat sürdüğü bu düzeni herkesin insanca yaşam sürdüğü bir düzenle mutlaka değiştireceğiz. Milletimizin her bir ferdinin kazanımlarını koruyacak ve bunlara daha da bunları daha da ileriye taşıyacağız. Bu noktada kararlıyız. Hiçbir vatandaşımız endişe ve korkuya kapılmasın. Saadet Partisi Türkiye'mizin de bu kazanımların da teminatıdır. Muhterem arkadaşlar, basın toplantımızın sonunda dış politikadaki bir gelişmeye de temas etmeyi görev addediyorum. Dışişleri Bakanı, kalıcı barış için muhalefetle rejimi anlaştırmamız lazım sözlerini Suriye politikası adına olumlu bir gelişme olarak görüyoruz bunu ifade etmek isteriz. Fakat keşke yıllardır dile getirdiğimiz bu yaklaşıma iktidar daha erkenden karşılık vermiş olsaydı. Bunca dram yaşanmadan, bunca insan hayatını kaybetmeden, bunca aile parçalanmadan bunca aile memleketlerini terk etmeden bu aklı selimi kullanabilselerdi. Keşke Badel Harabül Şam deditmeden önce bizlere kulak verselerdi. Bir süre önce Kasil Esat'la görüşme teklifinde bulunanlar akıllarını başlarına alsın diyen iktidar ortağı Bahçeli bile şimdi bu çağrıyı çözüm arayışlarına güçlü bir nefes olarak nitelendiriyor. Yani tarih çok enteresan bir şey. İnsanlar öyle lafla ediliyorlar ki bir gün geliyor onu yalamak mecburiyetinde kalıyorlar. Ama dediğim gibi Badıl Harabul Basra demişler. Biz de şimdi Badıl Harabul Şam diyoruz. Bildiğiniz gibi Suriye iç savaşının henüz başlarındayken biz Saadet Partisi olarak o zaman genel başkanımız Mustafa Bey'le beraber Suriye'ye gitmiştik. Esadla da görüştük. Düşüncelerimizi, fikirlerimizi Suriye'nin ne yapması icap ettiği konusundaki tavsiyelerimizi onlara ilettik. Onlardan da bir tepki almadık. Eğer siz Suriye'yi demokratik bir ülke haline getirmek istiyorsanız mutlaka muhalefete imkan tanıyacaksınız. Parti kuracaklar, yayın organları olacak, mecliste temsil edilecekler. Hiçbirisine itiraz etmediler. Biz zaten Türkiye'yi kendimize örnek almıştık dediler. Biz bunları kendilerine anlattığımız zaman da bu işleri siz bilmezsiniz, anlamazsınız. Biz biliriz dediler. Ama bu söyledikleri söz 500-600 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu. 15 milyon ailenin oturdukları mekanı terk etmelerine, bunların yarısının Suriye'yi terk etmesine sebep oldu o yarısının da en az 4,5-5 milyonu Türkiye'mize geldi. Bunlar yaşanmazdı eğer mantık doğru işletilmiş olsaydı. Ama şimdi en azından bu ifadelerin kullanılmış olmasını geri planda da Suriye ile bir irtibat, siyasi bir irtibat tesis edilmiş olmasını çok önemsiyorum. Biz bunu hep yapıyorduk diyorlar. Neymiş? İstihbarat örgütleri birbirlerine irtibatlıymış. Hadi oradan. Son birkaç senelik gelişmeyi getirip de on yıllık gelişmeymiş gibi takdim etmeye kalkmayın. Türkiye oraya fiilen mücadele edenlere, müdahale edenlere destek verirken kiminle irtibat kuruluyordu? Ha son zamanlarda başaramayacaklarını anlattıkları için İlk önce elbette istihbarat örgütlerinin temas kurmalarına imkan tanıdılar. Bir adım arkasından da Dışişleri Bakanı bizzat kendi seviyesinde bu adımların atılması gerektiğini vurguladı. Bunlar olumlu gelişmeler ama çok geç. Çok geç. Bunun da nereye evrileceği henüz belli değil. Muhterem arkadaşlarım, bu sözlerle toplantımı, basın toplantısını sona erdireceğim. Ama bir hususu daha gündeme getirmekte fayda görüyorum veya iki hususu. Bunlardan bir tanesi son zamanlarda kağıt, gübre ve şeker konusunda atılan adımlar. Daha 1930'larda kağıt fabrikaları Türkiye'de kurulmaya başlanmıştı ve kurulmuştu İzmit'te. Sonradan bu genişletildi, sonra bütün kağıt fabrikaları yıkıldı. Havsalam almıyor. Şimdi biz kağıdı dışarıdan getiriyoruz. Kendi fabrikanı yıkacaksın, dışarıdan kağıt ithal edeceksin. Hangi mantık bu ya? İki gübre. Ya daha 1950'lerde ilk gübre fabrikalarından birisi Türkiye'de kuruldu. Daha sonra Samsun'da kuruldu. Samsun bütünüyle gitti. Orta Anadolu'daki gübre fabrikası şimdi kör topal çalışmaya gayret ediyor ama biz gübreyi dışarıdan getiriyoruz. Allah aşkına olmaz ya. Bu kadar kafasızlık olmaz. Şeker fabrikaları aynı akıbete uğruyor şimdi. Erbakan hocam Yine biz ilk şeker fabrikası 1930'larda kuruldu 20'lerin sonunda. Hem de bir gariban başlattı Uşak'ta bu şeker fabrikasının kuruluşunu. Erbakan Hoca zamanında ise hem tarımı hem bir ihtiyacımızı karşıladığı için hem de bir ihracat potansiyeli olduğu için şeker fabrikalarına önem vermişti. Şimdi bunlar da tek tek tarihe gömülüyor. Bu mantıkla siz memleketi nasıl idare edeceksiniz ya? Üretmeyelim alalım. Daha ucuzu olur. Amerikalılar bunu 1950'lerde biz motor fabrikası kuralım dediği zaman Erbakan hocamız kolları sıvadığında bazı aklı evveller söylemişti. Yahu sen bir şey imal edeceksin. Amerikalılar bunu senin ürettiğin fiyatın yarısına verecek. Kurulur mu ya? Ahmak olursan kurulmaz dersin. Ahmak olursa ve bunu diyenler oldu. Türkiye bu hale böyle geldi. Şimdi 1950'lere, 40'lara yeniden dönüyoruz. Olmaz bu mantıkla ülke yönetilmez, ekonomik problemler çözülmez. Bakın başka bir konuya daha temas edeceğim. O da tarım ve kredi kooperatifleri bunlar çiftçinin temel oluşumları çiftçiyi koruyan birlikler ama bakın tarım kredi ko kooperatifleri 2021 yılında 250 milyar lira zarar etti milyon lira. 2021 yılında 250 milyon lira. Peki 2022 yılı zarar tahmini ne? Tam 1 milyar lira. Gelin bu işin içinden çıkın. Tarım Kredi Kooperatifleri sekiz bin ortaklı bir kooperatif. Çiftçinin para sahiplerini destekleyeceksiniz. Onlara bütçeden milyarları vereceksiniz. Ama bu ülkenin temel insanı olan, bu ülkeyi besleyen, toprağa ekip biçen, bizi doyuran, ihracat yapan yeri geldiği zaman, ithalatı önleyen bir kooperatife bu kadar zararın çıkarılmasına da seyirci kalacaksınız. Bu iş böyle gitmez. Mutlaka bu gidişatın düzelmesine ihtiyaç var diyor. Sözlerimi tamamlıyorum. Varsa sorunuz, buyur. Farmerlar TV5 TV5'ten Alper İnanç. Cumhurbaşkanı Erdoğan kur, kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar. Sahiplerine yaranmak için programımızı kötülüyorlar dedi. Kur garantili milli para nasıl oluyor? Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> ya para bizim paramız zaten milli. Türk lirası adı üstünde. Biz dolar kullanmıyoruz. Ama bu iktidar Türkiye'yi öyle bir hale geldi ki artık milli parayı elinde tutmaya kalkarsan yakıyor. Millet elinde dolar tutmak istiyor. Şimdi Sayın Erdoğan dolar tutmak isteyenlere diyor ki dolar tutmayın. Gelin ben size başka bir numara çekeceğim. Paranızı dolara endeksli kur garantisiyle bankaya yatırın. Eğer dolar kıymetlenmişse farkını ben ödeyeceğim. Akla bak ya sen gene doları destekliyorsun. Doları hangi Türk lirasını desteklediğini iddia edebilirsin bu mantıkla. Sen Türk lirasının değerini artırmaya bak. Bu Türk lirasının değerini artırmıyor. Dolara olan ilgiyi artırıyor. Arada dolar dolaşmıyor. Ama dolara endeksli Türk parası güya milli oluyor. Ya böyle mugalatalarla ülke yönetilemez. Bu bir müla tam mugalatadır. Olmaz böyle şey. Dolar endek. Niye dolara endeksli? Niye kur garantili? Hangi kurun garantisi bu? <laughs> ya insan bunu düşündüğü zaman söylediği sözün ne manaya geldiğini anlar ve bunda mahcubiyet duyar aslında. Evet. Efendim, üniversiteler açılıyor. Artan kira ve yurt ücretleri nedeniyle öğrenciler barınma krizinde, krizde büyüyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabii üniversite meselesi, üniversite öğrencilerinin meselesi, yani hukuken kanun hükmünde kararname mağdurları, aklımıza ne gelirse bir sürü mağdurlar var. Öğrenciler de bunlardan en önde gelenleri şimdi yeni bir döneme giriyoruz öğretim dönemine. İmtihanlar yapıldı. İmtihanlarda sıkıntılar geçti. Doğru anladım değil mi? Şey. Öğrencilerin sıkıntılarıyla ilgili. Tabii. Şimdi bu bir dönem başlıyor. Türkiye'de maalesef geçmişte bunlar bir dert haline gelmezken yani öğrencilerin bir kısmı üniversite civarında yapılan devlet yurtlarında kalırdı. Bir kısmı özel yurtlarda kalırdı. Bir kısmı da gider ailelerin yanında kalır veya beş öğrenci, üç öğrenci, altı öğrenci bir ev kiralar. Bu konu gündeme bile gelmezdi. Ama bunu öyle politik bir mesele haline getirdiler ki sanki Türkiye'nin problemi üniversitelerin civarında kurulacak yurtlarla çözülür. Çözemezsiniz arkadaş. Çözemezsiniz. Çözemediler işte. Çözemiyorlar. Ne için yaptılar? Yahu yurtlar öyle yurtlar ki bu yurtlarda insanların beyni yıkanıyor. Tamam mani ol. Yanlış politikalarla doğruluk bulunmaz. Yapılan en büyük yanlış. Eskiden böyle bir problemi biz konuşmuyorduk hiç. Eski dediğim üç beş sene öncesine kadar. Onun için ben iktidarın bu konularda teşhisleri hep yanlış. Neden? Çünkü tek bir gözlükle bakıyor. Siyaset gözlüğüyle. Ben buradan hangi siyasi menfaati temin ederim diye. Sonra üniversitelerde öğrenciler bir araya geliyor. Kendilerini yönletmek, yönlendirmek isteyenlere de hadi oradan diyor. Gençliği de böylece kaybediyorlar. Ben bunun bu şekilde çözülebileceği kanaatinde değilim. Öğrenciler üniversiteye girdikleri zaman zaman içinde bırakın. Diğer kurumlar da yurt açsınlar. Buralarda yanlış ideolojiler aşılanmasın. Doğru. Buna da itina gösterilsin. Ama öğrenciye kendi geçimini sağlayacak kadar ister yurtta kalsın, ister bir evde kalsın yeterli bir burs verilsin. Mühim olan o. Öğrenci de kendi tercihini kendisi yapsın. Devlet sadece her yerde yurt yaparak bu problemi çözemez. Bunu da bilmeleri icap eder. Anladılar zaten. Anladıkları için bu yollara giriyorlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Evet. Başka? Buyurun. Evet. Müsbet bir ziyaret. Yani tahmin ederim ki ben bu ziyaret Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın bilgisi tahti, tahtında yapılıyordur. Yani bilgisi dahilinde. Onun da bilgisi vardır. Çünkü zaten bir temasları var Doğu Perinçek'le de, Vatan Partisi ile de. Bu ve benzeri girişimler daha önceden yapılmalıydı, geç kalındı. Ama... Geç kalınması hiçbir adım atılmamasından evladır, iyidir. Müspet olur diye düşünüyorum, ümit ediyorum. Yani bu tip yorumlara ben yorum yapmam. <laughs> Çünkü dediğiniz gibi birileri bir şeyler söylüyor, yani onun gerçekle alakası yok. Böyle bir yayın olursa, açıklama olursa bilahare bunu siz de duyacaksınız basın mensupları olarak milletimiz de duyacak. Ama şu anda bu konuda bir şey söylememiz doğru olmaz. Zaten bu tip meseleler farklı fikirler bir toplantıda gündeme gelir. Sanki bu tasvip etmiş veya etmemiş gibi yorumlanmamalıdır kanaatindeyim. Evet. Peki teşekkür ediyorum sağ olun. Hepinize hayırlı günler diliyorum.